Bir Sınır Ötesi programında daha beraberiz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Doktor Filiz Katman, Aydın Üniversitesi hocası kendisi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam yine dolu dolu bir program var. Uluslararası gündem çok yoğun. İşte İngiltere'den Yunanistan'a, oradan Hint Pasifik bölgesine kadar. Dilerseniz ilk önce biz Yunanistan'la başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak işte Bosna Hersek'e gitmeden önce yine Yunanistan'a önemli uyarılarda bulundu ve Yunanistan'ın bir şekilde biraz hizaya geldiğini belirtti. Bu son S-300'ün biz Türkiye'nin F-16'sına kilitlenme hadisesinden sonra ancak pek de ıslanacak gibi durmuyor Atina yönetimi. Bunda tabii içeride olan bir sıkışmışlık var. Özellikle Miçotakis yönetiminin en son Alman Der Spiegel dergisinde bir makale yayınlandı. Miçotakis ile ilgili ülkede otoriter bir yönetim kurmaya çalıştığını ve kimsenin buna engel olamadığını, AB'nin buna tepki göstermesi gerektiğini, ancak AB'den de böyle bir tepki gelmediğini görüyoruz. Zaten Avrupa Birliği'nin şu an ilgilenecek pek çok sorunu var. Bu Yunanistan'ın son dönemde Türkiye'ye yönelik saldırgan tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle bu S-300 hadisesiyle değerlendirirsek. Aslında bunun birkaç veçesi var diyebiliriz. Önce iç politikadan başlamak gerekiyor. Yunan iç siyasetinde bir sıkışmışlık olduğunu biliyoruz ve biz çok net bir şekilde uluslararası politika derslerinde belki ilk derste söylenen ifadelerden biridir. Eğer içeride bir konsolidasyon yaratmak istiyorsanız bir dış düşman yaratırsınız. Ve tabii Yunanistan da Türkiye'yi her zaman bu şekilde kendi içinde muhalefete karşı bir birlik oluşturabilmek için veya muhalefeti bir anlamda kendisine karşı olan duruşunu daha farklı yöne yönlendirmek için Türkiye'yi her zaman araçsallaştırmıştır. Hali hazırda zaten Yunanistan'ın iç siyasetindeki sıkışmışlığında biz gayet ifadeleri yansıyor basına da. Evet. Bu bir veçesi ama tabii birden fazla olayı olduğunu da görmek lazım. Bir tanesi de tabii Yunanistan tek başına hareket ediyor mu sorusu. Evet. Bu sorunun aslında çok net bir cevabı. Güçler mukayesesi yapıldığı zaman Yunanistan'la Türkiye'nin aynı kalibrede olmadığı aşikar. Ne ekonomik güç olarak, ne nüfus potansiyeli, özellikle genç nüfus potansiyeli, ne de ordu kapasitesi bağlamında iki ülkenin aynı sınıfta olması bile mümkün değil. Dolayısıyla Yunanistan acaba hangi ülkeler tarafından Türkiye'ye yönelik olarak provoke ediliyor? Buna bakmak gerekiyor. Bu noktada da son dönemde Biden'ın iktidara gelişiyle beraber, Biden'ın kişisel hayat hikayesinin Yunanistan'la olan bağlantısı sebebiyle bunu ayrı okumak gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii Amerika burada önemli bir faktör ama tek Amerika olmadığını da bilmek gerekiyor. Yani Biden bu kadar fazla Yunanistan'la iştigal ederken Amerikan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin öneminin gayet farkında. Bunu bilmek gerekiyor. Dolayısıyla bu dönemsel olarak belki okunabilir. Tabii bunun bir de daha üst perdede sistemsel anlamda bir okumasını da yapmak gerekiyor. Bu noktada da Türkiye'nin yükselen bir güç olması. Sadece bölgesinde değil, en son gıda krizinde oynadığı yapıcı rol ile uluslararası siyaset arenasında bugüne kadar eleştiren ülkeler dahi olmak üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreter'in ağzından, Avrupa Birliği'nin ilgili temsilcilerin ağzından Türkiye'nin o oynadığı yapıcı rolün ve kalibresinin ne kadar yükseldiğinin ifade edilmesiyle beraber Yunanistan bu anlamda bundan bir rahatsızlık da duyuyor diyebiliriz. Hocam orada şey var mesela, bu Türkiye'nin büyüyen ve yükselen uluslararası kalibresinden bahsederken mesela Fransa Cumhurbaşkanı Macron bile Cezayir'e gittiğinde Türkiye'nin Afrika'daki büyüyen etkinliğinden rahatsızlığını bizzat açıklamak gereği duyuyor. Yani sadece Yunanistan değil, Avrupa'daki belirli ülkeler de Türkiye'nin bu yükselen kabiliyetinin farkında ve ona bir set çekme ihtiyacı duyuyorlar. Burada biraz da Yunanistan da sanki bir maşal olarak kullanılıyor. Çok net bir şekilde geçtiğimiz
senelerde sizinle beraber bir Fransa'nın Türkiye üzerindeki o agresif politikası üzerine bir yazı kaleme almıştık. Ve orada da Doğu Akdeniz'deki Akdeniz gerginliğinin arka perdesini okumuştuk beraber sizlerle. Çok net bir şekilde eğer aynı coğrafyalarda bir şekilde Türkiye'yi kendine rakip gören bir ülke var ise, zaman zaman bu Mısır olabiliyor, zaman zaman İsrail olabiliyor, zaman zaman Yunanistan olabiliyor, zaman zaman Fransa olabiliyor. Farklı ülkelerin, Ermenistan tabii ki ve İran yine okunması gereken ülkeler, bunların provokatif davranışlarını biz gözlemleyebiliyoruz. Bazen bunlar doğrudan olabiliyor, Yunanistan Türkiye örneğinde olduğu gibi, bazen de Fransa gibi dolaylı yollardan Türkiye'yi provoke etmeye çalışmalarını veya Türkiye'nin gücünün bir şekilde ilgisini farklı yöne çekme babında bir yönlendirme çabası olduğunu görmek gerekiyor. Bunu da nasıl okumak gerekiyor? Eğer biz Güneydoğu'da terörizmle mücadele kapsamında bir sınır ötesi harekat planlaması gündemde ise biz bir bakıyoruz Yunanistan bir hamle yapmaya çalışıyor. Veya Ermenistan, Azerbaycan meselesinde Türkiye bir hamle yapar ise bir bakıyoruz diğer tarafta. Yani Fransa'da diasporadan bir ses çıkıyor. Balkanlardan bir ses geliyor veya diasporadan bir ses geliyor. Karadeniz'de bir hareketlenme olursa, Ukrayna meselesinde Rusya ile ilişkilerde bir hareketlenme olursa bir bakıyoruz Doğu Akdeniz'de bir hareketlenme. Dolayısıyla Türkiye'nin ilgisini, odağını farklı yöne çevirme hamleleri olarak da görmek gerekiyor. Belki bu noktada görülmesi gereken ifadelerden bir tanesi de özellikle salgın sonrası Çin'in ne kadar güvenilir olduğu ile ilgili ciddi sorgulamaların yapılmaya başlanması tedarik zincirinin güvenliğinin sağlanması, hem de Çin'in uzaklık, mesafe olarak uzaklığının dikkate alınması babında yeni bir lojistik üst seçilmesi, üst arayışı babında Türkiye'nin öne çıkması da yine burada dikkate alınması gereken kalemlerden bir tanesi. Ve en son yaşadığımız Ukrayna kriziyle daha ayyuka çıkmış olan enerji şoku, o noktada da yine Türkiye'nin öne çıkıyor olması, farklı Türkiye'nin kendi coğrafyasında rakip olarak Türkiye'ye gören ülkeler veya daha uzak coğrafyalarda Türkiye'nin bu kadar güçlenmesini tehdit olarak gören ülkelerin Türkiye'nin bu belki de daha proaktif olmasının önünü kesmeye yönelik hamleler olarak da görmek gerekiyor. Şöyle bir şey var zannedersem. Türkiye bu uluslararası alanda kendi varlığını güçlendirmesi, bir de dengeli bir iç mesela ekonomik, işte siyasi, askeri, diplomatik, yani bu dört tane saç ayağını da aynı anda yükseltebiliyor Türkiye. Belki de yani esas endişelendiren konu bu. Yani tek bir boyutlu büyüse belki bu kadar yüklenmeyecekler, ama dört boyutla birlikte yükseldiğiniz zaman o başka bir anlam ifade ediyor diğer ülkeler için. Çünkü sadece askeri olarak güçlü olursanız o bir anlama gelebilir. Ya da sadece diplomatik anlamda güçlü olursanız o bir başka bir anlama gelebilir. Ama işte hem ekonomik, hem siyasi, hem askeri, hem de işte ekonomik olarak büyüdüğünüz zaman bu aslında sizin küresel anlamda büyük bir güç merkezi haline yükseldiğinizi de gösteriyor. Belki de esas korkutan bu. Yani işte o işte Macron en son ne demişti? Niye sadece Türkiye konuşuyor Putin'le? Biz de konuşabiliriz. Ama işte orada siz ya da Fransa büyük ihtimalle Amerika'nın baskısından yakınıyor. Çünkü şu an belki de Berlin ve Paris'in en büyük derdi Amerika'nın üzerindeki eli çekmemesi ve Avrupa içerisinde etkisini gittikçe yükseltilmesi. Bilakis Türkiye'nin burada daha böyle bağımsız bir politika uygulayabilmesi, Rusya ile ABD'yi bir şekilde dengeleyebilmesi, biraz da bu ülkelerin neden biz böyle politika uygulayamıyoruz diye kendilerinde sorguladığı bir döneme girmiş gibi gözüküyoruz. Açıkçası belki şunu da ilave etmek gerekiyor. Çok doğru ifadeler. Türkiye kendisine dayatılmak isteyen ajandalardan daha öte ajandaları gündeme getiren bir ülke konumuna geldi. Yani kimsenin konuşmadığı konuları ifade eder ve oradan kendi ajandasını bir şekilde önce bölgesinde sonra da uluslararası küresel arenada gündeme getiren bir ülke durumuna geldi. Buradaki temel Batı için veya diğer ülkeler için temel problem, bugüne kadar böyle bir Türkiye'nin pek karşılarına çıkmamış olması. O yüzden belki de şaşırtıcı bir hale geldi. İşte bunun sebebi de aslında
çok planlı bir şekilde ve sektörler arasında, yani farklı kategoriler arasında bir eşgüdüm var, bir koordinasyon var. Yani Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı'ndan ayrı değil, Savunma Bakanlığı ekonomiden ayrı değil. Bir yandan Türkiye savunma sanayinde çok ciddi hamleler yapıyor ama bu şey demek de değil, enerji konusunda da Türkiye evet. ciddi anlamda Ar-Ge'ye yatırım yapar hale geldi. Kendi enerji bağımsızlığı için hem orta hem uzun vadeli planlar yapıyor. Dolayısıyla birden fazla sektörde sadece bugünü düşünen değil, orta ve uzun vadeyi de düşünen, bununla ilgili geleceği de yatırım yapan, farklı yıllarla ilgili planı ve programı olan ve altyapısını oluşturmaya çalışan bir Türkiye olduğu için, yani gündelik ajandalara sıkışıp kalmayan bir Türkiye olduğu için, hariciyenin çok sadece belli bölgelerde değil, dünyanın bütün coğrafyalarında aktif bir şekilde bir ajanda yürütmesi sebebiyle evet. ve bunu da yine Enerji Bakanlığı'ndan, Savunma Bakanlığı'ndan, Ekonomi Ticaret Bakanlıkları'ndan ayrı bir şekilde yapmayarak hareket ediyor olması tabii bugünlere gelinmesini sağladı. Bu da tabii ki belli ülkeleri, Türkiye'yi bir yere yöneltmeye çalışan ülkeler için kendi ulusal çıkarları evet. açısından tehdit. Çok güzel bir yere geldik hocam. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz? Aslında bu S-300'lerin ortada fol yok, yumurta yokken bir anda aktive edilmesi ve Türk F-16'larını alması aslında bilinçli bir hamlenin eseri diyebilir miyiz? Yani burada Türkiye'yi bir şeye zorlanmak istendiğini söyleyebilir miyiz? S-300'ün kullanılması biraz sembolik açıkçası. Çünkü yakın dönemde Batı ile Türkiye arasındaki en temel problem Türkiye'nin S-400 almasıydı. Ve bu noktada Ukrayna meselesine kadar çok daha katı, sert olan bir Batı, Ukrayna meselesinin gündeme gelmesiyle beraber, Türkiye'nin orada oynadığı rolle beraber sürecin farklı bir yöne evrilmesi gündeme geldi. Belki de bu Yunanistan'ın bu hamlesiyle Türkiye bir şekilde bu noktada da bir teste tabi tutuluyor olabilir. Çünkü S-300'ün kullanılması mesele, Türkiye ile Batı arasındaki en temel meselenin S-400 olması sebebiyle çok da tesadüfi durmuyor. Bir de bu tam da şey, yani şimdi biliyoruz ki Kilit'te Suda üssü var ve bu Suda Amerika tarafından oldukça aktif olarak kullanılan bir askeri üs. Yani bu Yunanistan bu S-300'leri aktif ederken aslında ABD'nin burnunun dibinde aktive etmiş oluyor. Yani ya şahitlerin birisi de ABD diyebiliriz aslında baktığımız zaman. Şimdi bu denklemi kurduğumuzda gerçekten sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye'ye yönelik Yunanistan üzerinden başka bir hamlenin yapılmak istendiği ve Türkiye'yi o biraz önce bahsettiğimiz işte o uluslararası diplomaside artık merkez ülke haline gelmiş Türkiye'ye yönelik bir nevi bir tuzak kurulmak istendiğine yönelik o hissiyat çok güçlü. Belki ona şu bilgiyi de ilave etmek gerekiyor. Hemen öncesindeki aylarda Yunanistan'la Amerika Birleşik Devleti'nin ortak tatbikat yaptığını da hatırlatmak evet. gerekiyor Ege Denizi üzerinde. Bunlar tabii ki tesadüf olamayacak kadar çok eş zamanlılık içeriyor. Bu tür meselelerde simülasyonlar aslında kullanılır. Belki de bilmiyoruz, o bilgiye haiz değiliz. Belli bir simülasyonun gerçek hayatta nasıl hareket edeceğine dair bir hamle görmek istedikleri için aktive edilmiş olabilir. Ve bu tarihlerin seçilmiş olmasının da yine çok sembolik anlamı var. Çünkü geçtiğimiz günlerde NATO ile ilgili bir sosyal medya üzerinden bir paylaşımın evet. geri çekilmesi hadisesi var. Yunanistan'ın ciddi anlamda reaksiyon göstermesi sonrasında, yani tam da Türkiye'nin işte bağımsızlığını kazandığı savaşın 100. yıl dönümünde bu süreçlerin yaşanıyor olması, Lozan'ın işte 100. yılının yaklaşıyor evet. olması sebebiyle ne kadar tesadüf sorusunu bize sordurtuyor. Bir nevi Türkiye'nin hassasiyetlerini kaşıma, yani Yunanistan üzerinden kaşıma girişimi birçok alanda, yani işte bir tweetten tutun da İşte Girit Adası'nda konuşlanmış bir S-300'ün aktive edilmesine kadar çeşitli merhalelerle sizin dediğiniz gibi sanki bir simülasyonun böyle yavaş yavaş arttırılması tarzında Türkiye'ye falan girişimler var. Ve burada Cumhurbaşkanı Erdoğan da gayet net konuştu. Artık sabrımızı test etmeyin, bir gece ansızın gelebiliriz diyerek aslında Atina'nın bu işin şaka olmadığını da gösterilmiş oldu bir nevi.
Ege semalarında F-16 ile uçan Savunma Bakanımızı da hatırlatmak bakanı, evet. gerekiyor. Ben de o tarihlerde oralarda olduğum için havadaki o sesleri duyunca acaba ne oluyor, yine bir sıkıntı mı var diye düşünmüştüm. Sayın Savunma Bakanımızın F-16 ile uçtuğu haberi geldikten sonra bu da ciddi anlamda bir aslında Yunanistan'a fiziki olarak, yani sadece sözle değil fiziki olarak da Türkiye'nin ne kadar herhangi kararlı bir oldu, şekilde evet. Buna izin vermeyeceğini, provoke edilme noktasında izin vermeyeceğinin sahadaki gösterimi olarak da okunabilir. Orada enteresan bir şey var. Tam da Yunanistan'la bu Türkiye arasında gerilim yaşanırken öbür taraftan İsrail'den enteresan bir açıklama geldi ve Türkiye ile işte yeniden bu uçuşlarla ilgili onayın verildiği iletildi. Aslında burada biraz da İsrail gerilimde tarafını belli etmiştir diyebilir miyiz? Yani bu aslında bir şekilde Atina'ya da verilmiş bir mesaj. Yani biz Türkiye ile artık eskisi gibi değiliz. Onu anlamak için belki şu anekdotu belirtmek gerekiyor. Türkiye Libya ile deniz sınırlarının belirlenmesi üzerine bir mutabakata vardı ve bunu Birleşmiş Milletler'e bildirdikten sonra Yunanistan'ın Libya'dan gasp ettiği çok ciddi bir alanı Libya geri kazanmış oldu. Şimdi benzer bir nokta aslında İsrail için de söz konusu. Ve Türkiye bu konuda İsrail'i de bilgilendirdi ve o noktadan sonra Yunanistan ile İsrail arasında bu, yani İsrail'in Yunanistan'a güven konusunda ciddi bir erozyon olduğunu biliyoruz. Ve evet. Bu noktada biz belki de bunun karşılığı olarak da bu sizin ifade ettiğiniz uçuşlarla ilgili sürecin yaşanmasını hep beraber gözlemledik. Tabii Orta Doğu'da çok farklı dengeler de var. Yani Orta Doğu meselesinde yakın dönemde meydana gelen olayları Çin'i görmeden, Rusya'nın Orta Doğu'daki etkisinin azalmasını görmeden, İran'ın etkisini arttırmaya çalışması, o Rusya'dan dolan boşluğu doldurmaya çalışmasını görmeden okumamak gerekiyor. Yani Amerika evet. Birleşik Devletleri'nin Biden sonrası Orta Doğu siyasetinde İran'ı önceleyen değil ama Rusya ve Çin'le mücadele önceleyen bir strateji izlemesinin İsrail'in tabiri caizse kendi göbeğini kendisinin kesmeye çalışması yönelmesinde yine dikkate almak gerekiyor. Bu noktada da tabii Türkiye ile işbirliği yapmayan bir İsrail Orta Doğu'da ne kadar İran'a karşı cephe oluşturabilir? Bunu iyi düşünmek gerekiyor. Aslında burada Türkiye ile İsrail işbirliğini aslında başka bir şey alırsak, şimdi Avrupa'yı alalım mesela. Şimdi önceki gün Kremlin'den bir açıklama geldi ve bu doğalgaz meselesinde esas suçlunun Avrupa tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımlar olduğunu ve bu yaptırımlar kaldırılmadan artık Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz tedariğinin sağlanmayacağı açıklanarak bir nevi ona tamamen kapatılmış oldu. Ve sonrasında işte Avrupa'da çok büyük bir karışıklık ortaya çıktı. Spot piyasalarda daha önce görülmedik rekor seviyelere ulaşan bir doğalgaz fiyatı. Avrupa ülkelerinden teker teker gelen açıklamalar, işte hatta bir İtalyan restoranının artık akşamları mumla faaliyet gösterdiğine yönelik şeyler de geldi. Romantik akşam yemekleri. Evet, yani romantik bir Avrupa yaşanıyor herhalde diyebiliriz Rusya sayesinde. İşte bir taraftan Macron'un çıkışları, diğer taraftan Almanya'nın çıkışları. Bu en son işte Gazprom'un yayınladığı reklam. Orada da işte açık olarak soğuk bir kışla karşı karşıya kalacaksınız denerek Avrupa kaderine bir nevi gösteriliyor. Bu enerji krizini nasıl yorumluyorsunuz? Yani bu nereye kadar gidecek? Avrupa buna dayanabilecek mi? Rusya'nın buradaki planı nedir? Çünkü Rusya ile ilgili şöyle bir şey deniyor. Evet, Rusya bunu kısa vadeli olarak bir kazanç olarak görebilir. Ancak orta ve uzun vadede Avrupa piyasasını kaybettiğine de pişman olabilir. Siz burada nerede duruyorsunuz? Bunu aslında okuyabilmek için Rusya'nın 2030 enerji stratejisini hatırlamakta fayda var. Çünkü 2009 yılında hemen 2008 mortgage krizinin arkasında işte Avrupa'nın da 2009 yılında etkilenmesi sonrasında ve 2006 olması gerekiyor Ukrayna'ya olan gazın vananın kapatılması krizinden sonra Avrupa Birliği çeşitlendirme stratejisi izlemişti. Nedir bu çeşitlendirme stratejisi? Tek bir kaynağa bağımlı olmak yerine birden fazla enerji kaynağına yer vermek. Aynı zamanda tek ülkeden hidrokarbon almak yerine birden fazla ülkeden hidrokarbon kaynağı almak. Şimdi bunu gören Rusya da kendi enerji stratejisini güncelledi. Avrupa Birliği 2020 önce 2020 hedefini koydu ki 2020'de bunu gerçekleştirdi. Sonra da 2030 hedefini koydu.
İşte bunu gören Rusya'da 2030 enerji stratejisini oluşturdu. Hangi yılda? 2009 yılında. Nedir bu enerji stratejisi 2030'a dair? Kademeli olarak Batı vektörünü Doğu vektörüyle değiştirmek. Batı vektörü nedir? Batı ülkelerine enerji ihracı. Doğu vektörü nedir? Doğu, yani Rusya'nın yani doğusundaki. Çin ve Hindistan gibi ülkeler. Aynen öyle. Bu çok da aslında zamanın ruhunu yansıtan bir değişimdi. Çünkü bütün 2030, 21. yüzyıl projeksiyonları, demografik artış, genç nüfusun artışı, enerji talebi, ekonomik büyüme, bütün bunların hepsinde yükselen coğrafya Asya Pasifik. Ve burada da iki ülke öne çıkıyor, Çin ve Hindistan. Ve bu iki ülkenin de enerjiyle ilgili ciddi bir kaynak eksikliği var. Nereden temin ediyorlar? Daha çok Orta Doğu ülkelerinden temin ediyorlar. İşte bu noktada Rusya devreye giriyor. Çünkü Rusya coğrafya olarak daha yakın ve Orta Doğu'daki şu karışıklık, Amerika'nın batının daha hegemonyasının olmadığı bir alan Rusya. Ve Avrupa'yla da bu Avrupa'nın öncelikle çeşitlendirme stratejisine geçmesiyle beraber Rusya da kendi planını yapmış durumda. Batı'ya olan bağımlılığını kademeli olarak azaltmayı öngörüyor. Bir. İki, aynı zamanda ekonomik gelirdeki enerji ihracatının payını da %50 azaltmayı öngörüyor. Nedir bu? Yani enerji ihracatından elde edeceği gelire bağımlı olmayı %50 azaltmayı öngörüyoruz ya. Ha, bu çok önemli. Bu aslında son dönemde yapılan yaptırımların neden istenen sonucu vermediğinde bir açıklaması. Çünkü bunun hazırlığını Rusya çok öncesinde 2009 yılında yapmış oldu. Peki her iki tarafın da görmediği parametre neydi? Salgın parametresi. İşte o salgın parametresi aslında bütün piyasaların inanılmaz bir şekilde alt üst olması her iki tarafın da yönetemediği bir duruma getirdi. Üzerine bir de jeopolitik krizler eklenince, Ukrayna meselesi başta olmak üzere yakın dönemde Balkanlarda bir hareketlenme gördük. Ermenistan, Azerbaycan, Afganistan'dan bir anda çekilme. Bütün bunlar aslında her iki tarafında en başta planlamadığı, devreye almadığı parametrelerdi. Dolayısıyla Rusya kademeli bir şekilde Batı ülkelerinden zaten çekilmeyi öngörüyordu. Ve bunu bunun hazırlığını da aslında hem Orta Asya ülkelerinin enerjilerine, yani oradaki enerji kaynakları ile ilgili anlaşmalar imzalayarak, orada bir kontrol mekanizması kurarak, yani Batı'nın alternatif olarak oradan enerji alması yönünde yine bir bariyer oluşturma hamlesiyle, hem de Çin ve Hindistan'la bu arada yerel para birimleriyle alışveriş, aynı zamanda Swift sistemi yerine kendi sistemlerini kurma gibi farklı alternatifleri de kurgulayarak belki de bu hazırlığını yaptı. Ben bu noktada aslında Ukrayna'ya bu saldırının bu tarihte gerçekleştirilmesinin de bu planın bir parçası olduğunu bana düşündürtüyor bu 2030 stratejisine baktığım zaman. Çünkü kademeli bir şekilde geçiş ifadesini özellikle kullanıyorum. Yani bir anda geçmeyi öngörmüyor Rusya. Yani tamamen Batı'dan hemen bir anda bir gecede vazgeçmeyi öngörmüyor. Ama Ukrayna meselesiyle öyle bir noktaya getirdi ki aslında Rusya, Batı da bir anlamda şu anda mecbur. Ve doğalgaz fiyatlarındaki o aşırı artış, Medvedev'in o meşhur cesur yeni dünyaya hazır mı Batı, 2000 eurolardan gaz almaya hazır mı ifadesini ben önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne demiştim? Bir hesaba girmeyen bir salgın parametresi vardı. Bu ne demek? Salgında ne oldu? Salgında arz talep piyasası alt üst oldu. Evet. İnanılmaz bir arz talep dengesizliği oldu. Üretici ülkeler ciddi gelir kaybına uğradılar. Şu anda evet, OPEC neden üretimi artırmıyor? Çünkü hala o salgında kaybettiği geliri amorti etmeye çalışan üretici ülkeler pozisyonu var. Rusya da aslında şu anda belki bu Ukrayna meselesiyle gaz fiyatlarının bu kadar yukarı çıkmasıyla belki hem o kademeli geçişte kaybettiği o miktarı şu anda amorti etmeye çalışıyor. Ve aynı zamanda biz biliyoruz ki bu tür harekatların ciddi maliyeti var. Günlük maliyeti var. Bu da ciddi bir finansal baskı demek bütçede.
Bu noktada kendini finanse edebilmek için eğer bundan bir 10 yıl sonra bu hamleyi yapsaydı bu kadar etkili olur muydu? Belki o zamana kadar yenilenebilir enerji Evet, konusunda daha iyi yeşil gündem. olacaktı. Evet, Aynen Avrupa bu kadar etkilenmeyecekti. O yüzden ben bu zamanlamanın da yine Çin'le beraber hareket etme noktasına dikkat çekmek istiyorum. Afganistan operasyonundan hemen sonra Çin'le Rusya'nın daha yakınlaşmasının bununla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Ve yine gıda krizinden biz bahsetmiştik ama Çin 2021'in yaz aylarında halkından gıda stoklamasını istedi. Tahıl evet. stoklamasını istedi. O çok gözden Sanki bu kaçtı. Ukrayna meselesini biliyormuş. Sanki bir gıda krizinin ilk sinyallerini olabileceğini Rusya ile belki de Belki de çalıştı, evet. simüle etti ki halkından ki o noktada Çin en fazla gıda tahıl stoklayan ülkeler sıralamasında birinci sıraya yerleşmişti 2021 yılı yaz ayları itibariyle. Dolayısıyla Rusya daha hazırlıklı, Avrupa daha hazırlıksız. O yüzden de belki şu anda çok uç noktalarda ifadeler kullanılıyor. Sadece aslında 2023 ile ilgili bu ifadeler kullanılmıyor. Aslında 2022 yılına dair de Almanya'nın kamu spotu vardı. Eğer biz gazı veremez isek sizlere evde kendinizi nasıl ısıtabilirsiniz diye 2022 kışı için. Dolayısıyla 2023 bundan daha keskin olabilir. Neden daha keskin olabilir? Çünkü ciddi anlamda kömürün kullanılabileceğine dair ifadeler var ve kömür Evet. kullanılırsa ne olacak? Hava kirliliğinden ölümlerin tekrar özellikle İngiltere'de yeniden başlayabileceği ile ilgili Şey projeksiyonlar vardı yapılıyor. geçtiğimiz günlerde bir haber. Avrupa Birliği'nin Kazakistan'dan rekor ithalatının rekor seviyelere ulaştığına yönelik Polonya'da kömür kuyruklarının başlandığı, Polonya limanlarına yüklü miktarda kömür geldiğine yönelik haberler vardı ki bu sizin de ifadenizi doğrular nitelikte. Bulgaristan en fazla bağımlı olan ülkelerden bir tanesi Evet, Rus Rusya'ya. gazına. Bulgar vatandaşlar Edirne'ye soba almaya geliyorlar. Çok ciddi anlamda. O soba satışları inanılmaz arttığı yönünde haberler var. Evet. Halk bir anlamda belki de hükümetler tarafından şimdiden uyarılıyor. Ne kadar tabii hazırlıklı olabilirler o çok tartışılır çünkü Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu, özellikle ekonomik üretimde ihtiyaç duyduğu enerji miktarı çok fazla. O enerji miktarının farklı kaynaklardan sağlanabilmesinin şu anda pek mümkün olmadığı ifade Evet. ediliyor. Özellikle demir çelik sektörleri ya da gübre Aynen sektörü öyle. gibi Evet, tarzında belli enerji firmaların yoğun üretimini sektörler. durdurduğuna dair veya iflas ilan ettiğine dair haberler var. Ve son düşen çok ilginç noktalardan bir tanesi, biz hani Doğu vektörü, Batı vektörü dedik ya, hani Doğu vektörüne satacak. Evet. Rusya hala aslında Batı vektörüne satmaya devam ediyor. Dolaylı olarak satmaya devam ediyor. Çünkü düşen haberlerde Çin'in Avrupa'ya Rusya'dan Evet, aldığı Rus gazı gazını sattığına sattı. dair haber var. Türk Hatta akım Hindistan'ın bile sattığına dönelik iddialar kesinlikle var. Türk akımının yine Kırım meselesinden sonra yaptırımlar sonrası Türk akımın önerilmesi, Putin tarafından isminin Türk akımı vererek önerilmesinin de yine altında Türkiye üzerinden Batı'ya gaz satmayı öngören bir Rusya olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla Batı'yı kaybediyor mu sorusunun cevabı pek de kaybetmiyor. Kayıp, evet. Dolaylı yollardan yine Bir nevi satmayı daha öngörüyor. öncesinden Moskova hazırlığını yaptı. Kesinlikle. Yenip pazarları kendisine belirledi. Bir de şöyle bir şey var. Sizin o belirttiğiniz faktörlerden birisi. Şimdi biz ABD'nin Hint Pasifik'e yoğunlaştığını ve özellikle oradaki su yollarını hakimiyet ya da kontrol altında tutmak için önemli bir çabasında olduğunu biliyoruz. Rusya'dan gelecek bir gazın ise böyle bir engellemeyle karşılaşmayacak. Çünkü karadan bağlantısı var hem Çin'e hem de Hindistan'a. Bu anlamda bir nevi ABD'nin stratejisine de atıl bırakma gibi ya da topal bırakma gibi bir hamleyi de burada görebiliyoruz aslında. Yani Bir parametre daha var orada. Bering Boğazı'nın açılması, iklim ha evet değişikliğinin hep iklim olumsuz kuzey hattan yönlerinden evet. bahsediyoruz ama yeni su yolları da açılıyor, yeni tarım arazileri de açılıyor. Buzullarla kaplı alanların şu anda buzulların erimesi sonrasında erişilebilir alanlar olması, hem suda hem de karada erişilebilir olmasının avantajlarını bir anlamda aslında Rusya ve Çin ve Hindistan yaşıyor diyebiliriz. Çünkü şu anda tankerler üzerinden Çin'e ve Hindistan'a yine Rus gazının sağlanması söz konusu. Yani Afganistan'dan bir anda çekilerek orada bir vakum, orada bir güvenlik boşluğu oluşturma gibi bir
senaryo var idiyse de oradaki evet. işte boru hattının destabilize edilmesi gibi alternatif olarak denizden gitme noktası var. Ama orada da Japonya'nın neden bu kadar anti-Rus, anti-Çin açıklamalar yaptığını o anlamda sorgulamak gerekiyor. Veya Japonya'nın neden NATO liderler zirvesine davet edildiğini yine bu anlamda okumak gerekiyor. Çünkü o deniz yolu, o tankerlerin geçtiği yolda Çin ve Japonya'nın arasındaki o yerden evet. geçiyor. Hocam son olarak bu İngiltere'deki başbakanlık değişimini konuşalım diyorum. Temmuz ayında Boris Johnson istifasını açıklamıştı. Sonrasında İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'de iki tane aday öne çıktı. Bir tanesi Rishi Sunak Maliye Bakanı, diğeri de Dışişleri Bakanı Liz Truss'tu. İki aylık bir seçimin sonucunda aslında kendisini bir nevi Thatcher'ın mirasçısı olarak da konumlandıran Liz Truss, İngiltere'nin 3. kadın başbakanı olarak dün resmen görevine başladı. Bu değişimi nasıl algılayabiliriz, anlatabiliriz? Yani Liz Truss neye denk geliyor? Tamam işte bir Thatcher mirasını var. Estonya sınırında Thatcher gibi tank üzerinde verdiği bir fotoğraf var. İngiltere'nin bir nevi yeni soğuk savaşa Liz Truss'la gitme girişimi mi bu? Tabii aslında dünya siyasetinde kadınların artan bir şekilde önemini görmek gerekiyor. Bunun yansımalarından bir tanesi işte belli ülkelerde kadın siyasetçilerin daha fazla öne çıkması. Özellikle bu kuzey tarafta bunun evet, çok yansımasını görüyoruz. İskandinav ülkelerinin. Bir ülkede neredeyse tamamı, kabinenin tamamının evet. kadın olduğunu görmek gerekiyor. Bu olaylar, bu noktalardan bir tanesi. Amerika Birleşik Devletleri'nde de işte Kamala Harris'in öne çıkıyor olması, Biden'ın sağlık durumu sebebiyle yine bu anlamda belki okunabilir. Ama İngiltere'de belki de şunu da görmek gerekiyor. İngiltere hem Çin'le hem Rusya'yla mücadele konusunda Amerika'yı asıl ikna eden ülkenin ben İngiltere olduğunu düşünüyorum. Pek İngiliz siyaseti evet. perde önünde olmayı tercih etmez. Perde arkasından meşhur bir kızılderili sözü de vardır. Eğer bir su bulanıksa buradan bir uzun bacaklı evet, evet. İngiliz geçmiştir İngiliz ifadesi demek. Gibi. Dolayısıyla İngiltere siyasetindeki değişimleri hem İngiltere içindeki konularla okumak gerekiyor hem de daha hangi noktalarda İngiltere'nin nereye doğru dünya siyasetini yönlendirme çabası olduğunu görmek gerekiyor. Bu noktada belki Türkiye ile ilişkilerde ilişkilerini en olumlu şekilde ilerletmeye çalışan ülkenin İngiltere olduğunu görmek evet. gerekiyor. Ve orada da işte Boris Johnson'la ilgili işte dedeleriyle ilgili evet, Türkiye ile olan evet o noktayı da değinmek gerekiyor. Ama İngiltere'nin içerisindeki o siyasette daha önceki yayında da konuşmuştuk. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem İngiltere'de Hint kökenli siyasetçilerin öne çıkmasının ne kadar tesadüf olduğunu konuşmuştuk evet. biz. Yakın dönemde Hindistan'da da bir görev bir değişim olmuştu. Neden orada Hindistan önemli? Çünkü Hindistan Çin'le mücadelede belki de baskı oluşturması için evet, başta geliyor. Öne sürülen ülkelerden bir tanesi gibi görünüyor. Çünkü bu dönemin zamanın ruhu vekil aktörler üzerinden doğrudan değil dolaylı siyasetin öne çıktığı bir dönem. Bir anlamda da aslında tarihin tekrar ettiğini de bize düşündürtüyor. Çünkü Demirleydi ifadesinin kullanılıyor olması tekrar o günlere öykünen bir İngiltere. Neden? Çünkü ciddi anlamda bir kan kaybı da söz konusu. Yani Thatcher dönemi İngiltere'siyle şu anki yakın dönemde ciddi siyasi istikrarsızlıkların olduğu, hiçbir liderin beklenen, tırnak içinde beklenen performansı gösterememiş olması İngiltere siyasetinde ciddi bir sorgulamaya da yol açtı. Ben genel olarak aslında bütün dünyada bir temsiliyet krizi olduğunu düşünüyorum. İngiltere'de bunun ilk yansıması da aslında Brexit'le ortaya çıktı. Pek çok ülkede gençlik mevcut iktidarların veya mevcut siyasi partilerin kendilerini temsil etmediğine dair çok ciddi ifadeler kullanılıyor. Belki Liz Truss isminin bu kadar fazla öne çıkmasının biraz daha işte o sizin ifade ettiğiniz daha güçlü duruş, daha işte kadınlıktan ziyade Demirleydi ifadesinde olduğu gibi daha maskülen yönlerinin ağırlık kazandığı bir kadın figürünün ortaya konulmasında. Yani daha önce Theresa May vardı ama o bu kadar yani bu kadar değildi tabii ki. Güçlü bir profili yoktu. Burada
biraz da Liz Truss'un özellikle Ukrayna Savaşı'nı kendisi için bir fırsat olarak değerlendirip işte Boris Johnson'la beraber belki de en fazla desteği veren kişiydi İngiliz hükümeti için, arasında içinde. Biraz da onu kullanarak kendisini öne atmayı becerebildi. Orada da tabii hemen öncesindeki kişinin ne kadar güçlü bir karakter olduğuna da bakmak gerekiyor. Yani Boris Johnson çok da beklenen performans. Evet. Ne kadar hem İngiliz siyasetinde hem de dünya siyasetinde ne kadar öne çıkabildi tartışılır. Öyle olduğu zaman da mukayese edileceği kişi Boris Johnson olacağı için belki o demirlediği ifadesinin de bu kadar güçlü bir şekilde kullanılmasının altında bu yatıyor da olabilir. Yine şunu da hatırlayalım. Rusya ile ilgili bu sürecin daha doğrusu çatışmanın ilk yaşandığı ülke İngiltere'ydi. Çünkü İngiliz bankalarının Rusya'dan çıkartılması hamlesi ile bir süreç bundan bir 5-10 yıl öncesinde başladı. İngiltere çok ciddi anlamda siber operasyonlara karşı bir üs oluşturdu Rusya tarafına doğru. Evet. Dolayısıyla bu süreçte belki yeni bir merhaleyi göreceğiz. Liz Truss'un o anlamda açıklamalarının ben iyi takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ifade ettiğim üzere İngiltere'nin Hindistan'la olan tarihi bağları sömürge anlamında yine bu anlamda öne çıkıyor olması bence yine dikkate değer unsurlardan bir tanesi. Yani şunu diyebiliriz, uluslararası siyasette aslında hiçbir şey tesadüf değil. Hiçbir şey. Her şey belirli bir planlama çerçevesinde yürüyor. Yine Yeni Zelanda'da bir kadın lider olduğunu unutmayalım. Evet. Yine o noktada öne çıkan isim olması ve İngiltere ile Yeni Zelanda arasındaki o yine tarihsel ifadeyi de yine dikkate almak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok verimli bir yine sohbet oldu sizinle. Ufuk turu oldu hatta diyebilirim. Bir sonraki Sınır Ötesi programında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.